Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim. Zaten şu iki tane ömür törpüsü yetiyordu bana. Daha üçüncüsünü niye gösterdin ya? Ya bu hayatta benden başka eziyet çeken bir ismik kulum var mıdır ya Rabbim? Kurban olduğum ya. Şu eşek kuyruğu kadar hayatımı saatlik eziyetler içerisinde yaşatıyorsun. Bundan gayrı bana daha ne ızdırap göstertebilirsin? Var mıdır bundan başka daha eziyetin ya? Ne oluyor lan? Allahu Ekber. Ne haber millet? Özcan sen benim gel kardeşim. Özcan kardeşim gelmiş. Ablam. Dayıcığım. Şuradan bir. Yavrum be. Efsane geri döndü ya. Merhaba. Tamam. Ay. Gerçekten. Canlarım benim. Özcan. Mükemmel kardeşim. Sen ama dayanın Mette. Otuz senelik sehpayı 30 saniyede yok etti yersiz dayı ya. Gonya yok mu lan evde Gonya? Gonya? He? Yok enişte. Yok. Kızım ıktır şunu. Koy koy. Motoru bahçeye park ettim. Orada dursun bugün. Akşam ben bir ara garaja çekerim artık. Ay sen her şeyin en iyisini bilirsin dayıcığım. Mükemmel kardeşim benim. Eyvallah. Çağdaş insan. Çağdaş insan. Ya kusura bakmayın bahçe kapısını biraz dağıtır gibi oldum. Ne önemi var dayı? Senden kıymetli mi? Cana geleceğine mala gelsin. Sana bir şey olmadı ya. Ah, bu bizim için o kadar büyük bir gönenç kaynağı ki şu anda. Eyvallah ablacığım. Maddiyat her şey değil dayıcığım. Önce can, önce insan. Allah Allah. Demin iki tane kıçı kırık Çin malı fincanın kırıldı diye burada yaptığınız tiyatro kalmadı. Tek bana mı işliyor can prensibi? Anlamadım ki. Ay Erman, önce insan diyorum. Önce odun değil, önce insan. Allah'ın kuzusu. Erman kuzu, Berin Hanım, Erman kuzu. Ya aslında motorla camın önüne kadar gelip camı tıklatıp size bir sürpriz yapacaktık. Ama tam bahçeye girdiğimde hızı ayarlayamadım. Frene basacağım diye gazı kökledim yanlışlıkla. Öyle bir kaza oldu işte. Olsun. Tabiisi olur o kadar kazalı kaza bu. Ay dayıcığım yoksa senin nazar mı var? Ay eğer öyle bir şey varsa gerçekten kurşun döktürtelim. Okuyup üfürtelim. Ay bakın sana şunu abiye. Şu yakışıklılığa bak. Buna nazar değmesin de. Ay şu kuzuya mı değsin? Hiç. Ya sonuçta bu evin yarısı benim değil mi kardeşim? Hı. Ben de kendi payıma düşen camı çerçeveyi kırmış olayım bir defalık. Ne olacak ya? Arkadaş ne cins bir evmiş ya. Kaç tane yarısı var bu evin? Önüne giren evin yarısı benim diyor ya. Puzzle mı ev mi belli değil vallahi. Ya asma öyle yüzünü kuzu. Sen bana bir çekiç iki de çivi ver. Akşama kadar toparlarım ben çerçeveyi. Bir de camcıya bakarız. Erman kuzu Erman. Dayıcığım bak önde Erman var arkada kuzu var lütfen. Ha önünde ha arkanda. Ne fark eder ki aslanım? Öyle ya da böyle bir tarafında bir kuzuluk var işte. Fantazya çalışması mıydı ya? Evet dayı. Anahtarı yuttun tabii ha? Evet dayı. Sıkma canını. Olur böyle kazalar. Dayı sen ne kral adamsın ya. İyi ki geldin dayıcığım. Aslanım benim. Kaç. Ay ne kadar mükemmel bir aile portfolyosu çiziyoruz şu an. Allah'ım bütün aile yeniden bir aradayız abiye. O kadar mesudum ki anlatamam. Güneşten içimi yiyor anneciğim. Şükürler olsun Allah'ım. Ah.
Daltan tonlar bir araya geldi. Dayıcığım. Bu minnak hanım kız kim oluyor acaba? Ah, kusura bakmayın ya. Sizi nişanlım Yersen'le tanıştırmayı unuttum. Nişanlın mı? Hı. Yersen. Evet. Geçen hafta Yıldırım nişanıyla nişanlandık biz Yersen'le. Ay dayıcığım, bu mükemmel bir haber. Aa, bize niye bundan hiç bahsetmedin? Hayırsız. Ya vallahi kimse haber vermeye vaktimiz olmadı ki ablacığım. Bir anda öyle esti kafamıza işte. Yersen liseden mezun olur olmaz da basıverdik nişanı. Yersen liseden mezun olmuş hali mi bu? Hı. Hala Yersen mi? Evet, Yersen kuzucuğum. Kendisi Danimarkalı oluyor. Aslında Jersen diye yazılıyor ismi. Yani J ile. Ama Yersen şeklinde okunuyor. Onu soruyorum işte yani. Bana da tuhaf geldi. Demek ki J ile oluyor da biz Yersen diye okuyoruz. Hı. Ne kadar güzel ya. İşte Batı böyle bir şey, görüyorsunuz değil mi? Bizde hala Erman Erman. Çok memnun oldum. Welcome Türkiye Bağlarbaşı. Thank you. Yersen, this is my family. Nice to meet you. Meet you. Ne dedi bana? O meet you dedi. Monçici mi dedi bana? Ne dedi? Meet you diyor. Ha, meet you. Konuş. Konuşma. Dayıcığım. Hı? Sentemin. A, bu kız liseden yeni mezun oldu mu dedin, yoksa benim kulakçıklarım mı yanlış duydu? Doğru duydun abiyeciğim. Yersen 19'una daha yeni bastı. Yapma ya. Yaşını küçültmüştür. Ben de yani tahmin ediyorum da. Ne var ablacığım bunda ya? Ne var? Neden bu kadar şok oldunuz? Avrupa'da çok normal böyle şeyler ya. Aşkın yaşı yok orada. Yok. Çocuk haklı bir yerde. Tabii. Arkadaş, ne kadar akıllı adamlar yaşıyor şu Avrupa'da ya. Tevekkeli değil, her şeyi biliyorlar ya. Biz hala Avrupa Birliği'ne giremedik, görüyorsun değil mi? Ya neden, neden? Bana soracak olursan 1.60, 85 pizza. Yani o yüzden bana bak anla. Elma, terbiyesizleşme. Ay, benim resmim bahsenime falan laf söylüyor ya. Özcan. Hmm. Oğlum, gene de bu kız sana göre biraz yani küçük değil mi? Hayır yani, ileride seni bırakır kaçar, sen ona yeterli olamayabilirsin. Mesela yani. Gerçi abi, ben de gençleri pek böyle beğeniyorum. Daha makbul oluyorlar kızım. Ne bileyim, öyle geliyor bana. Bana bak, sen de yakında bu kuzuyu değiştirsen iyi olacak. Ama lütfen konuyu değiştirir misin? Özcan'cığım, yani demem şu ki, kendini fazla kaptırma. Yani bırakır gidersen üzülürsün. Ne bırakması ablacığım? Aşk var aramızda, aşk. Aşk şahlanmış bir kere. Düşünsene bir, ben şu anda 49 yaşındayım, Yersen 19'unda. Bak, ben 60 yaşında olduğumda hala 30 yaşında çıtır bir karım olacak. Kralım ben be, kral. Kral. Siz benim bodrum katında kalırsınız dayıcığım. Sen nerede kalacaksın oğlum? Yerinden etmeyelim şimdi seni. Biz yukarıda takılırdık ya. Olur mu dayı ya? Olur mu öyle şey? Yenge falan var, sen rahatına bak. Ben bakarım başımın çaresine. Eyvallah. Ayrıca bu odada ilk Normanlı'ya çıkarmasını sen yaptığın için bu odada kalma önceliği her zaman senin hakkındır dayıcığım. Buyur lütfen. Şu duvarların bir dili olsa da anlatsalar be. Bu da ne? Aşırı mesaiden yaylar tabii zamanla gevşedi dayıcığım. Yakışır. Gördüğün gibi dayıcığım, efsaneni yaşatmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Yeri geldi konuşturdum, yeri geldi ağlattım bu duvarları. Ağlattım, o derece yani. Karışma, bende. Aslanım benim be aslanım. Dayım ya. İşte burası da meşhur Normanlı tüneli. Vay.
Vay be. Sen benim en büyük gençlik hayalimi gerçekleştirmişsin oğlum. Vay be. Bize bıraktığın efsaneyi yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dayıcığım. La şimdiki gençler ne şanslılar be. Benim zamanında annemlere görünmeden eve kız sızdıracağım diye şu göz kadar pencereyi kullanmak zorunda kalıyordum. Kaç kız sıkıştı kaldı o pencerede biliyor musun? İtfaiye geldi de öyle kurtardık garibanları. Oh be. Bundan sonra bu tünel sizin hizmetinizdedir dayıcığım. Eğer eniştemin mennebur suratını görmek istemezseniz giriş çıkışlarınızı buradan yaparsınız. Bir de dayı, eğer iznin olursa bu odanın kurucusuna bir saygı babında bundan sonra bu tüneli Özcan Dayı tüneli demek istiyorum ya. Özcan Dayı tüneli. Aslanım benim. Dayım benim. Kralım ya, kralım. From goal to goal, no look. Ha? Kaleden kaleye, hem de bakmadan, yıllanmış şarap gibisin dayıcığım. Ne diyeyim ben sana ya? Eyvallah Yarcan. Are you tired? No, I'm okay, baby. I'm okay. Did you like our new home, my love? Huh? Yes, it is wonderful, Özkan. Özcan dayı, yenge sana neden Özkan dedi? İngilizce'de C'ler K okunuyor ya oğlum. Özcan da otomatikman Özkan oluyor işte. Ha, eyvallah. Ondan yani. Dayıcığım şimdi ben çıkıyorum yukarıya, birkaç parça eşyamı aldım. Sonra ihtiyacım oldukça inerim artık. İstediğin zaman koçum. Şişt, bana bak. Normandiya çalışması yapman gerektiğinde bana haber verirsin. Ben yersen yengenle önceden uzarız bir yerlere. Gençlerin önünü tıkamamak lazım. Ya dayıcığım ben ne diyeyim sana ya. Kralsın, yemin ediyorum kralsın ya. Ne kralı lan? Apache benim lakabım, unuttun mu oğlum? Apache Özcan efsanesi nasıl unutulur dayıcığım? Nasıl unutulur ya? Bizim kahvede hala duvarda senin resmi nasıl? Tam okey istakasıyla herifin kafasını yarayacakken çekmişler fotoğrafını. Eyvallah. Gençler olarak bakıp gururlanıyoruz be dayıcığım. Efsane geri döndü işte, burada! Sen şimdi ciddi ciddi kesin dönüş yaptın mı yani dayı? Aynen. 25 yıllık Avrupa macerası sona erdi. Yetti artık, geldiler. Bundan sonra macera İstanbul'da devam edecek. Eyvallah. Peki dayı nasıl yaşayacaksın burada yani iş güç? Kafe açacağım. Apache kafe. Konuşma bende. Ya ben bunu söyleyebilmek için 5 ay ayna karşısında çalıştım ya dayıcığım. Eyvallah Yarcan. Şu an karşımdasın, inanamıyorum. Peki ne tarz bir kafe olacak bu Apache kafe dayıcığım? Böyle mistik bir kafe olacak. Mistik derken? Yani böyle enteresan işlere yarayan, huzur ve mutluluk veren bitki çayları. Acayip aroma kokulu kahveler. Organik kekler, pastalar falan ikram edeceğiz müşterilere. Ortama da süper mistik bir hava vereceğiz. Tütsüler, mumlar, böyle boncuklu perdeler falan. Yersen yengen de zaten böyle reiki meyki enerji işleriyle ilgileniyor yıllardır. O da bir yandan böyle verecek enerjiyi müşteriye. Tüm gönül çakralarını açacak. Bak şimdi. Ne olacak sonra? Ne olacak dayı? Gelen müşteri huzur bulup, ruhunu temizleyip bambaşka bir insan olarak ayrılacak kafeden oğlum. Daha ne olsun? Ya dayı güzel söylüyorsun da acaba bizim buralarda tutar mı böylesi bir kafe? Hani tutmaz mı be? Acayip tutar. Avrupa'da en son trend bu artık. Herkes kafayı böyle enerji olaylarına takmış vaziyette. Ayrıca içeride tarot falı falan da bakacağız müşteriye. Tarot falı mı? Çıtırların en sevdiği aktivite. Ne diyorsun sen dayı ya? Kuyruk olacak dükkanın önünde oğlum, kuyruk. Karışma bende. Apache kafe. Peki dayıcığım, acaba bu kafede bana da bir görev düşer mi yani? Düşmez mi Yarcan'ım be, düşmez mi? Ben seni kafenin genel müdür yardımcısı yapacağım oğlum. Vallahi mı? Tabii, herhalde. Peki, acaba kafenin halkla ilişkiler müdürlüğünü de ben yapabilir miyim dayıcığım? Ne bileyim yani o kafeye çok böyle taşsal ve çıtırsal hatunlar gelecek sonuçta. Onlarla da ilişkileri koordine etmek için. Yani bu işle ilgili de karışma bende olsun mu dayı? Olmaz mı be Yarcan'ım? Olmaz mı? Çak beş! Dayım ya. Aslan. Apache kafe. Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kızı. Vay!
Arcan, bu alışveriş merkezi ne zaman açıldı oğlum? Geçen sene açıldı dayıcığım. Acayip süper yapmışlar ya. Bizim Avrupa'da bile bu kadar büyüğü yok ha. Yersen. You like it my lad? Yes, it is wonderful. Siz ne diyorsunuz ya? It's a wonderful world. Tam senin kafeye göre boş bir dükkan var burada dayıcığım. Ben o yüzden getirdim seni buraya. Konumu filan süper. Piyasa böyle lebiderya bir şekilde ayaklarının altında. O derece yani. E bir bakalım lan. Uyarsa hemen veririz kaparayı. Ya kralsın dayı. Şurası. Bence hemen gidelim. Hadi gel. Güzel. İşte dayı. Burası. Eskiden pizzacıydı. Benimle bir süre mesaim olmuştu bir dükkanda. Buzdolabını da bırakmışlar giderken. Harbiden süper gelmiş ha. Hemen emlakçıyı arayalım, şartları konuşalım oğlum. Hemen arıyorum dayıcığım, hemen. Ne çabuk aradın lan emlakçıyı? Ya elim daha yeni telefona gitti. Aa. Affedersiniz beyler, burada ne yaptığınızı sorabilir miyim? Biz bu dükkanın yeni kiracılarıyız hocam. Önden bir mekan teftişi yapıyoruz abiciğim. Ama bu imkansız. İmkansız kelimesi bizim lügatımızda olmayan bir kelimedir. Üzgünüm. İmkansız diyorum. Çünkü ben bu dükkanı yarım saat önce kiraladım. Zaten kapora da verdim. Yarın sözleşme yapacağız. Kısmet değilmiş be dayı. Ben sana ama dükkanın en güzelini bulacağım. Şimdi eve gidelim. Buluruz inşallah sonra. Sen dayına neden Apaçı Özcan dediklerini biliyor musun? Bilmez olur muyum dayıcığım? Gençliğinde Suadiye plajındaki uçan kaçan bütün kızlara kilo, ebat, boy fark etmeksizin yazdığın için diye duymuştum ben. Yani karışmıyorum senle. Saçmalama lan, ne alakası var? Kızlar bana sarkıyorlardı bir kere. Tabii canım, bunların hepsi seni çekemeyen insanların uydurmaları, ben biliyordum dayıcığım. Benim asla pes etmeyen savaşçı ruhum nedeniyle bir kere bana apaçı diyorlar. Heh, ben de şimdi onu söyleyecektim. Ağzını aldın dayı. Vallahi öyle. Şimdi izle ve öğren. Dükkanı nasıl geri alacağım? Kusura bakmayın abiciğim ya. Bizim eşekliğimiz olmuş. Yanlış dükkana girmişiz. Biz aslında yan dükkanı kiraladık. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Siz burayı ne tür bir yer yapacaksınız acaba? Biz burayı Fransız ve İtalyan mutfağının beraber sunulacağı bir bistro kafe yapmayı düşünüyoruz. Çarşıya gelen elit müşterileri, sosyetik ve ünlü yüzleri buraya çekmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Vallahi paparazzi yer sizin dükkana. Bu arada bedavadan bizim türkü kafenin de reklamı olmuş olur böylece. Türkü kafe mi? Evet, biz de bu yan tarafı türkü kafe yapacağız inşallah. Adını da Diloy Diloy Yaylalar Karaoke Türkü Kafesi koyacağız. Karaoke mi? Türkü kafe türküsüz olur mu canım? Bazen ben söyleyeceğim, bazen müşteriler söyleyecekler. Hep beraber yiyip içip türkü söyleyeceğiz işte. Yara aşkına, yara. Sevenler burada, türküler burada, söyleyenler burada, daha ne olursun? Dilo dilo yaylalar, ho, dilo dilo yaylalar, ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar, yük küp şipşirik aşıktır. Dilo dilo yaylalar. Alo, Levent. Bu dükkanı hemen tutmaktan vazgeçiyoruz kardeşim. Sebebini sorma. Sonra ben sana anlatırım. Tamam mı kardeşim? Dayı, dayı. Adam gitti, kaçırdın adamı. Kralsın sen, kral. Çak. Beş. İşte budur be, budur. Dükkan işi tamam. Yarın da mobilya ve dekorasyon işini halledeceğiz. Tamamdır dayıcığım. Beni de bir iş, bir kariyer sahibi yaptın ya. Allah senden razı olsun be dayı. Ne demek yar canım? Dayılar başka ne için vardır ki zaten ha? Sen dayısın ama her şeyden önce kralsın ya. Kral. Ben gideyim bir ablamlara kendimi göstereyim. Ondan sonra uğrarım yine. Tabii tamam. Müsait olursanız dayı. Tamam yarcan. Bak şimdi. Oo, bütün aile de burada toplanmış. Ay benim yar canım da gelmiş. Hoş geldin yar canım. Kaynanası bunu sevecek. Otur sana dayının Çin çayından koyayım. Ne çayıymış o ya? Dayının Çin çayı. Avrupa'dan getirmiş. Vallahi kral adam şu dayım ya. Kral adam. Kral ki ne kral?
Avrupa'dayken Çin'e uğramış hemen. Oranın başkenti ya. Oradan evet. Getirmiş. Ay. Evet, çaylar bir iki, çaylar bir iki. Yavrularım. Oh. Ay. Ben de kendim acıcık koyayım. Vallahi bir atlama geldi ya. Ay. Ya benim kolumda bir uyuşma var. Sende var mı bir şey? Benim kalbimde bir uyuşma var. Gerçekten kelebeklerin uyuşması. Rahatlatıyorsun. Ya benim kolum da çok güzel biliyor musun? Şu tenin güzelliğine bak ya. Gerçekten tenin güzelliğine bak. Ay tenin güzelliğine bak. Memleketin playboyu ya. Şuna bak ya. Gel buraya. Ya enişte ya. Şunlara bakın. Şunlara bakın. Maymun. Nerede? Alip bildi. Maymun. Alip bildi. Hangi Alip? Alip bildi. Aşağıda enişte ya. Çal bugün çal. Ben yani inanır mısın? Bir acayip oldum ya. Sabahlara kadar müzik yapıp coşalım enişte. Sana bir şey diyeceğim. Yılbaşı geçti mi? Geçti enişte. Geçti değil mi? benim mutluluk çaylarım nerede? What's the problem honey? Yanaklarda alal olmuş. ya. Birleşik Arap Emirlikleri gibi oldu. Bütün komşu komşu ülkeleri birbirini öpsün. Bulgaristan mı sen? Ay, iyi insan çayının üstüne gelirmiş. Hoş geldiniz can dayım. Hoş bulduk. Dayıların kralısın sen vallahi. Yemin ediyorum bak şu yaptığın iyiliği kimse yapmamıştır bize. Hakikaten çok hora geçti getirdiğin çay. Dayın ayaklarından geziyor. Ay, dayı evde ayaklarla gezmiyoruz. Dayıcığım, annemle ben ikinci çayımızı içtik, üçüncü çayımızı içtik, dördüncüsünü içtik. Çocuklar öyle, beyim öyle, mükemmel, kardeşim öyle. Dayıcığım, ne kadar midelerimiz gevşedi. Aman bir gevşedi, bir gevşedi Özcan'ım. Bir gevşedi, bir gevşedi. Afiyet olsun. Özcan'cığım, inanır mısın? Başımın ağrısı vardı demin gelirken. Yolda bir sürü şeyleri yaşadım. Fakat bir anda geçti biliyor musun baş ağrı? Bir dakika! Abiye. Dayıcığım. Sen bu çaydan kaç kaşık koydun bu çaydanlığın içine? Dayıcığım yanlışım yoksa eğer o kutunun içinde 3 paket vardı. 2 paketini koydum, 1 paketi kaldı. Ne yaptın kızım sen ya? Yarım çay kaşığı koyacaksın bu çaydanlığın içine. Ne yaptın sen ya? İçme. Güzel ama bırak. Ya tamam ya yeter. Yeter artık yeter. Yeter içmeyin artık tamam. Al dayı ya. Dayı. Yarcan. Bırakın şimdi tamam. Abiye. O ne elindeki? Dayı uçak geçiyor bak. Ya ne yapıyorsunuz? Tamam artık tamam bitti. Bitti tamam kuş. Ne kuşu? Horoz mudur ne boktur bu be? Yalagız. Niye bu kadar sinirli bu abiye? Evet evet. Niye öyle sesin? Çocuklar babanıza emme indi ne kadar güzel. E haydi a dostlar bir an önce kalkınalım kendimize gelinelim toparlanalım da misafirliğimize gidelim. Sevalla Güken'e misafirliğe gidiyoruz dayıcığım. Yapma ya gitmeyin ne olur gitmeyin burada kalın. Nereye gidiyorsunuz ya? Ay yalvarıyor gitmeyin diye sevgiye bak aşka bak. Where are you going baby? Sen burada kal baby. You stay here wait for me. Ben bizimkileri yan komşudan toparlayıp geliyorum. I will be back soon. Okay. Okay. Bye. Bye bye bye. See you. Neden bütün paketi çaydanlığın içine boşaltırlar ki? Sanki Nelem'in tomurcuk çayı bu be.
Çay kaşığının yarısı kadar koysalar relax olmalarına yeterdi zaten. Aşırı dozdan çok fazla relax olacaklar şimdi. Bir de üstüne komşuya misafirliğe gittiler. İyice rezil olacaklar el aleme. Ondan sonra da sanki ben onlara kötü bir şey içirmişim gibi günlerce bizim kuzunun çenesini çektir artık. Aa, benim motor nereye gitti ya? Ben buraya bağlamamış mıydım motoru sabah? Ah. Motoru götürmüşler. Motoru götürmüşler, mahvoldum ben. Eyvah. Ne yapacağım ben ya? Polis. Polis aramam lazım. Ben sabah 10 gibi motoru evin önüne bağlamıştım. Ondan sonra da yeğenimle çarşıya kadar çıktık. Eve de Özcan Dayı tünelinden. Arka kapıdan yani. Evin arka kapısından girdik. O yüzden motor hala evin önünde mi değil mi göremedim. Az önce de bir baktım, motor yok. Anlıyorum. Aracın ruhsatını ya da kimliğinizi rica edebilir miyim? Ruhsat kim? Evden Can Hamdi ile fırladığım için cüzdanımı almayı unutmuşum, iyi mi? Hay Allah ya. Çok üzgünüm beyefendi. Yanınızda kimliğiniz ve çalınan aracın ruhsat bilgileri olmadan herhangi bir işlem yapamam. Nasıl yapamazsınız ya? Ya çalınan benim cüzdanım olsaydı, kimlik de onunla birlikte gitseydi? Ya da arabam çalınsaydı, ruhsat onun torpido gözünde olsaydı? Motosikletimin plakasını verdim işte. Danimarka plakası var üzerinde. Oradan bulamaz mısınız izini? Peki. Siz burada biraz bekleyin. Ben amirimle konuşup geleyim. Tamam. Memur bey, memur bey. Benimle kimse ilgilenmeyecek mi acaba? Ben de kapkaç uğradım. Arabamdan çantamı çaldılar. Biraz bekleyin hanımefendi. Bir arkadaşım sizle birazdan ilgilenir. Ama zaten yarım saattir bekliyorum ben burada. Hem bu beyefendi benden sonra geldi. Onu hemen aldınız. Olur mu hanımefendi? Ben sizden önce geldim. Siz benden sonra geldiniz. Siz bana yalancı mı diyorsunuz beyefendi? Yok estağfurullah. Ben sadece gerçeği anlatmak için... Beyefendi, bana böyle hakaret edemezsiniz, tamam mı? Hem gelin böyle yerimi kapın, hem de terbiyesizlik yapın. Nereden çıkarıyorsunuz hanımefendi? Neden ben size öyle bir şey yapayım? Gerçekten ben sadece geldiğimde tamam, sizi... Tamam beyefendi, tamam. Keser misiniz artık? Lütfen uzatmayın. Size şikayet etmek zorunda bırakmayın beni sonra. Öf! Hasbinallah. Efendim? Efendim? Siz bana küfür mü ettiniz yine? Yok. Yok böyle içinizden sanki bana bir şeyler saydırdınız da... Duydum ben onu, duydum. Ne saydırması hanımefendi? Hasbinallah dedim sadece. O daha fenaymış. Terbiyesiz, ahlaksız seni. Hasta mıdır nedir ya? Bak hala. Hanımefendi, lütfen siz benimle gelin. Hah, nihayet birisi benimle ilgilendi. Nerede bir deli var geliyor beni buluyor ya. Beyefendi. Hah, ne oldu, buldunuz mu motorumu? Yok, henüz bulamadık. Yapma ya. Ama aracınızın plakasını tüm ekiplere bildirdik. İyi de kaç saat oldu motor uçalı? Adamlar çoktan bin bir parçaya bölüp parça parça satmaya başlamışlardır bile. Merak etmeyin. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bu arada amirim sizden bize bir konuda yardımcı olmanızı rica ediyor. Tabii, tabii yardımcı olurum. Konu nedir? Günler kolay gelsin. Normalde hep bu iş için 4 tane yedek arkadaş bulundururuz. Ama bugün bir tanesi acil çıkmak zorunda kaldı. Siz bize yardımcı olacaksınız. Tamam. Memur bey, bir yanlışlık olmaz değil mi? Merak etmeyin. Siz sadece figüranlık yapacaksınız. Arkadaşlar, değil mi? Duydunuz polis arkadaşı. Ben okey 4. formatında bulunuyorum burada. Artık hanginiz seçilecekse onu Allah kurtarsın. Karışmıyorum. Siz de. Arkadaşlarımız bu akşam sizi gasp eden şahsı oyan bir kişiyi gözaltına almışlar hanımefendi. Sizden de bu kişiyi teşhis etmenizi rica ediyoruz. Memur bey, şaka mı bu? Vallahi kadın seni teşhis etti zanlı diye. Ne? Yanında kimlik de yok. Yarın adliyeye gidene kadar mecburen seni misafir edeceğiz burada. Saçmalamayın canım, olur mu öyle şey? Ben kimsenin bir şeyini gasp falan etmedim efendim. Ben motosikletimi çaldılar diye geldim buraya. Kusura bakmayın kardeşim. Biz bunu yapmak zorundayız. Yarın adliyede savcıya anlatırsın derdini.
Bir dakika. Eve telefon edebilir miyim? İşlemlerim için telefonum bende. Kullanırsın sonra. İşe bak ya. Selam verdik, borçlu çıktık, iyi mi? Neyse, çayın etkisi de geçmek üzeredir. Birazdan ararım ablamları, gelip çıkarırlar beni buradan. Allah'a emanet. Eyvallah. Telefon edebilirsin. Eyvallah. Allah kurtarsın. Eyvallah. Lütfen böyle kırık havalar olmasın. Daha güzel, daha iyi, daha canlı olalım ya. Lütfen hep beraber diyorum. Eller, elleri görmek istiyorum. Alkış başına 500 milyar olasın inşallah hepinizde. Kendi telefonunuzdan yapın görüşmeyi. Bittikten sonra geri alacağım. Eyvallah. Evet, bu kadar hüzün yeter diyorum. Burada eğlenmeye geldik. Bayağı eğlenmek istiyoruz ve artık hareketli parçalara geçelim. Hep beraber alkışlar nerede? Eller böyle. Leblebi koydum tasa kız annem, doldurdum basa basa kız annem, doldurdum basa basa kız annem. Benim yârim çok güzel kız annem, azıcık boydan kısa kız annem, azıcık dayım boydan kısa. Söyle, dayıların kralı. Alo Yarcan, şimdi beni iyi dinle. Sakat bir durum oldu oğlum. Yercem, dayım mı arıyor? Dayıcığım biraz bağır, duyamıyorum seni. Bağır, bağır. Beni ne bağırtıyorsunuz lan? Siz kısın orada müziğin sesini. Dayımsa bana ver, çok özledim onu. Bir dakika, ablam istiyor seni. Sonra da bana ver, ben de özledim. Yercan, ablana verme telefonu. Benim seninle konuşmam lazım. Alo, alo. Alo dayıcığım. Dayıcığım, ben seni çok seviyorum, biliyor musunuz? Ben de seni seviyorum abiyeciğim. Tamam. Yarcan'ı verir misin telefonu? Çabuk hadi. Bir de seni çok özledim. Abiye ben de seni çok özledim. Çok fazla vaktim yok. Hadi Yarcan'ı ver telefonu, hadi. Biraz bağır dayıcığım, sesin hiç duyulmuyor. Ya kızım beni ne bağırtıyorsunuz ya? Siz kısın şu müziği sesini. Erman, dayım telefonda müziğin sesi çok güzel geliyor diyor. Ay çok selam seni dayına. Nayım 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 kadar alayım. Ya kızım bırakın parçayı falan. Biri gelip beni çıkarsın buradan. Nezarete düştüm ben. Dayıcığım dinliyor musun? Erman sana hitaben söylüyor bu şarkıyı. Sabını koydum legene. Abiye ne diyorsun sen? Nezarete düştüm diyorum ben. Üzerinde kimliğim falan da yok. Sabaha kadar tutacaklar beni burada. Erman'la Yarcan hemen gelip çıkarsın beni buradan. Çabuk. Diyarbakır hanım bağlar. Hanım eylor ki. Sor bakayım dayına bir istek parçası var mı? Dayıcığım. Erman soruyor, bir istek parçası var mı diyor. Allah belanızı vermesin abi. Durmayalım, durmayalım. Evet, evet. Bir saniye. Durmasın. Hemen soruyorum dayıcığım. Dayım İsmail Yekta'dan Allah belanı versin adlı şarkıyı biliyor mu diye soruyor. Hemen yerine getiriyorum dayıma. Çok selam söyle. Çok güzel bir parça seçtin. Çok mistik bir parça seçtin. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Ya abiye başlatmayın şimdi şarkınıza. Haybe'ye hapse atacaklar beni diyorum. Bana gelen sana gelsin yar. Hayatımı sen mahvettin. Acımadın, neler çektirdin. Kader seni de mahvetsin. Alayım telefonu. Neden? Benim telefonum bu. Burada durmak zorunda. Alabilir miyim? Neyse memur bey. Sizi en iyisi beni bir 6 ay kapatın içeriye de... eve gidip ablamı, yeğenimi ve onun kocasını linç etmek zorunda kalmayayım. Benim sinirim en az 6 ayda geçer çünkü. Hadi gidelim. Hadi.
Alo dayıcığım, Erman ne kadar güzel bela okudu değil mi? Alo? Dayı? Dayı? Kapattı galiba. Şarkıyı duyunca, böyle bir ses duyunca dayanamadı tabii çocuk, hislendi. Yüreği de dayanamadı demek ki Erman. Duygulandı, boğazına düğümlendi demek ki tümgeçler. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum Erman Bey. Sizin gibi kültürlü bir insandan anca bu kadar güzel bir performans beklenirdi doğrusu. Alkışlıyorum sizi. Kadir Bey, teşekkür ederim, teşekkür ederim ama konser esnasında sanatçıyla konuşmak çok hoş değil. Haklısınız, tabii, tabii. Ezgi, pırpır yok. Pırpır yok. Ya dayı, yolla, yolla. Allah! İşte bırak bunu! Gol! Gol! İstanbul, dur be! Kaç kaç oldu? Tabelaya bakalım, göbek atalım. 8-8. Çok güzel be. Hadi. Dayıcığım, biz geç kalıyoruz. Benim daha Ezgi'yi bırakmam gerekiyor. O yüzden kaçalım biz. Hadi görüşürüz. Eyvallah Yarcan. Bana bak, sabah erken kalk da dükkana gidip ölçü alalım. Tamam dayıcığım. Saat 12 dediğimi uyanırım ben. Hiç merak etme. Ne 12'si lan? Sen artık çalışan bir adamsın oğlum. Öyle eskisi gibi öğlenlere kadar uyumak yok. Sabah 8'de burada olacaksın. Erkenden dükkana gidip bakacağız. Ya dayı, ben en son saat 8'de 2001'de kalkmıştım. Onda da deprem oldu yani mecburen kalktım. Şunu şöyle daha bir 10-10.5 gibi yapsak da benim ayağım alışsa, daha ilk günden yüklenmesek bünyeye bu kadar. Yarcan, seni ilk günden kovmamı mı istiyorsun yoksa, he? Aman diyeyim dayıcığım, aman diyeyim, ben saat 8 dedim mi kapındayım, hiç merak etme. Aferin. Yarcan, ne işi bu yeni iş? Dayım yeni açacağı Apache kafenin başına kimi getiriyor bil bakalım. Aman Allah'ım. Ya, ya. Çok tebrik ederim. Tebrikler kongrecü. Ne? Tebrikler. Ezgi, gerçekten ama gerçekten dayımın İstanbul'da bir kafa açıp onun başına hiçbir şekilde Türkçe bilmeyen Danimarkalı bir kızı getireceğini düşünüyor musun? Gerçekten. Yani şimdi senin normal bir işin mi olacak yani? Sen ne diyorsun kızım? Genel müdür oluyor senin nişanlın. Ne diyorsun sen? Genel müdür Yarcan. Ha? Atalım mı birer daha? Ama çifter çifter. Tamam atalım. Çiftli olarak. Hadi. Gel Ezgi. Top nerede? Oradan ver yavrum topu. Oradan ver. Ezgi bak, pırpır yok, tamam mı? Taşla başlıyorum. Tamam. Taş ateşiyle. Hadi bakalım. Hadi. Pırpır yapma yavrum. İleri at, ileri at. Bırak ondan sonra. İleri at bırak. İleri at bırak. İşte budur be! İleri at bırak diyorum. Sen dur kalede o zaman. İleri at bırak diyorum. Niye ileri atıp bırakmıyorsun? Sen dursaydın. Bir tane daha ver oradan. Al, ben atıyorum. Onlara at Ezgi. Aferin Ezgi. Onlara. Gol mü? Gol mü? Gol mü geliyor? Yarcan mı gol atıyor? Yarcan mı gol atıyor? Pardon dayı, kralsın. Karışmıyorum seninle. Ezgi gidelim biz hadi. Dolaplar. Normandiya yolcusu kalmasın. I'm going to brush my teeth. I'm coming back in a second, okay? Tamam bebeğim. Sen dişlerini fırçala. Ben de karşılaşmanın oynanacağı sahada ufak ufak ısınma hareketlerine başlayayım artık. Tütsü. Bir tane tütsü yakayım da havaya girelim be. Nereye koydum ben bunları ya? Lan Yarcan, neredesin oğlum sen? Efendim? Buyur kardeşim, kime baktın? Lan oğlum, ne olmuş sana? Birden çökmüşsün lan. Efendim? Lan oğlum, büyü falan mı yaptılar sana? Seni daha bu sabah gördüğümde 30'dun. Ne ara 50 oldun? 50 değil, 49. Yarcan. Yoksa içine şeytan mı girdi? Yarcan mı?
Ben Yarcan değilim ki kardeşim. Biliyorum senin Yarcan olmadığını. Artık sen başka birisin. Çık lan çabuk Yarcan'ın içinden. Çık lan, defol iblis. Terk et arkadaşımın bedenini. Ne yapıyorsun koçum, manyak mısın, nesin sen be? Yemezler hocam, yemezler. Beni bu şekilde kandırıp benim de ruhumu ele geçiremeyeceksin. Hadi git, hadi git, hadi git. Hadi git şunu be. Git. Come on, baby. It's okay, it's okay, it's okay. He confused me with Yarcan. Bana bak kardeşim. Sen beni Yarcan'la karıştırdın galiba. Ben Yarcan'ın dayısıyım. Dayısı mı? Evet. Hoş geldin dayıcım. Tamam, tamam, tamam. Hello. Şimdi gerçekten yani Yarcan'ın dayısı mı oluyorsunuz? Evet, dayısıyım. Bugün Avrupa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Yapmayın ya. Bu da benim nişanlım. Yersen. Estağfurullah dayıcım. Emriniz olur, emriniz olur. Sen benim bugün nişanlıma karşı bazı yanlış hareketlerde bulunmuşsun. Doğru mudur kardeşim? Hı? Dayıcım. Otur. Otur. Otur şöyle bir. Otur. 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 Her şeyi izah edebilirim. İzah et bakalım. Nerede bir hasta var beni buluyor ya. Normandiya çıkarması başlıyor. Hadi bakalım. Hop! Let's go baby. Biz kaçtık millet. Bizim kafeye gidip ölçü falan alacağız. Sizin kafeye mi? Hı. Dayım alışveriş merkezinde kafe açıyor abla. Apache kafe. Aferin benim öz canıma. Görüyor musunuz çocuklar dayınızı? Bir saniyesini boşa geçirmiyor maşallah. Hemen kendini işe veriyor. Aslanım benim. Karıncalar kadar çalışkan mükemmel dayım benim. Erman. Sen de biraz bak da örnek al Özcan dayını. Bakıyorum bakıyorum. Alacağım zaten bir örnek, merak etme, az kaldı. Ben de takacağım yanıma böyle sarışın güzel bir kadını, çıkacağım fezaya. Ay, bütün sarışınlar da sıraya girmişti senden fezaya çıkabilmek için. Kız sen ne biçim konuşuyorsun başkalarının yanında benden? Onlar başkaları değil Erman. Onlar benim ailem. Kız onlar senin ailen de ben senin neyin oluyorum? Ben burada başlamışım eşeğe miyim? Peki. Aslında vallahi biraz andırıyorsun Erman. Ya onlar benimle gülüyorlar da sen niye gülüp benimle alay ediyorsun? Abiye bak, kendine dikkat et biraz. Hayır Erman, anneciğimin yaptığı espri komikti. E biliyorsun kaliteli mizah karşısında ben de kendimi tutamıyorum. Ne var? Neyse biz daha fazla geç kalmayalım şimdi. Fırla Yarcan. Fırladım dayıcığım. Çok doğru söylüyorsun dayıcığım. Hatta lafı bile var. Erken kalkan yola emer. Ne güzel. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Biz de okula kaçıyoruz, görüşürüz. Babadan ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, babadan ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, babadan ne? Yaşatacağız buraları dayıcığım. Yaşatacağız. Yaşatacağız yar canım, yaşatacağız. Ah! Lan! Senin ne işin var lan burada? Ha? Dayıcığım. Gel abi. Dayıcığım dur, dur. Arkadaş bizden. Arkadaş bizden. Ben kefilim. Kendisi benim birinci dereceden kankam olur. Süpo. Kalk ayağa. Tanıt kendini. Dayıcığım dün büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Öpeyim, saygılar. Tamam, tamam, tamam. Uzatma. Tamam. Yengeciğim saygılar. Şşşt. Süpo. Gerçekten. Dayım senin kafanı kırmayı düşünürken sen bir de onun nişanlısının elini mi öpmeye çalışıyorsun lan? Mal. Gerçekten. Dayıcığım, eğer izin olursa ben Süpo'yu kafemizin genel müdür yardımcısı yapmak istiyorum. Harbi mi lan? Harbi lan. Sorumluluk alanı da ayak işleri de bulaşık olacak. Ben karışmam oğlum, senin adamın. Bir yanlış olursa senden sorarım hesabını, ona göre. Duydun değil mi lan dayımı? Şemçük ağzı. Bak bu kafede ciddiyet ve iş sorumluluğu çok önemlidir. Öyle eli işte göze oynaşta olmak yok. Vay Süpo, şunlara bak lan, Fener alayı geçiyor kardeşim, Fener alayı. Affedersiniz, buraya oturabilir miyiz? Tabii tabii, oturabilirsiniz, buyurun. Buyurun. Görüyorsun değil mi dayıcığım? Daha kafeyi açmadan çıtırlar yağmaya başladı. Karışmasınlar, bizde. Eyvallah. Süpo şuraya bak. Ya Rabbim,
Nedir bu çekim gücü? Işığı gören geliyor Süpo. Işığı gören geliyor. Taç Mahal'e döndü ortalık. Tamam, tamam, uzatma, uzatma. Niye duruluyor, çalışılmıyor? Niye efendim? Bak orada alınacaklar, atılacaklar var. Evet. Bu duvar 3.40. This wall is 3 meters 40 centimeters baby. Okay baby. Bu duvarda 2.50 Süpo hocam. Okay baby. Ne demek lan okay baby? Yarcan, bırakın dalga geçmeyi de gidin arka tarafın ölçüsünü de alın hadi. Baş üstüne dayıcığım. Arka tarafa git dayak bak. Dayak bak diye. Ne oluyor lan? Git lan dur. Ne oluyor lan burada? Ne dedim ben size? Tamam değil. Acısı. Efendim? Yok bir şey. Biz neden bu kata indik hayatım? Bence hiç inmeyelim. Gel üst katta alışverişimize devam edelim. Ya Seval'cim karnım çok acıktı benim. Ay şuradaki pizzacıda bir şeyler atıştıralım. Sonra devam ederiz alışverişimize. Ama orada kuzular var. Anlayacağım. Yani başka yerde yesek olmaz mı? Ya benim canım çok pizza istiyor ama. Ya hadi gelsene ya lütfen. Aa buradaki pizzacı kapanmış ama. Şurada bir salata bar var. Hayatım seninle oradan birer nesuar salatası alırız. Ya benim de keyfim yerine geldi vallahi. Resmen iştahım açıldı. buyurun hanımlar, size nasıl yardımcı olabilirim? Biz burada daha önce olan pizzacıya bakmıştık da ama herhalde başka bir yere taşındı. Evet hanımefendi, burayı ben devraldım. Bir hafta 10 gün içinde Apache Cafe olarak açılışımızı yapacağız. O zaman sizi bekleriz. Öyle mi? Öyle. Ayrıca taş fırında organik pizzamız da olacak. Ha, hayırlı olsun. O zaman mutlaka uğrarız. Sağ olun. bu arada yiyeceklerinizi başka yerden alıp masalarımızı kullanabilirsiniz. En azından şimdiden ayağınız alışmış olur Apache Cafe'ye. Yok canım. Ne alakası var? İyi, hadi Seval'cim gel gidip salatalarımızı alalım. Hadi gel çok acıktım. Ya çok iyi bir adam değil mi? Ya aslında buraya mutlaka gelmeliyiz. Seval karnım çok aç diyorum hala duruyorsun. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Benim de en büyük hayalimdi biliyor musun bu Derya'cığım? Neymiş o Seval'cığım? Böyle şirin. Küçük, kozi bir kitapçı kafe açıp kendi kendimin patronu olmak. Peki neden bu hayalini gerçekleştirmedin kuzum? Derya'cığım lütfen benimle doğru konuş. Seval'cığım ben şimdi sana ne dedim ki? Lütfen bir daha bana kuzu deme. Ayrıca bu devirde kolay mı kafe açmak? Yani ben nereden bulacağım o kadar parayı? Seval'cığım babana söyleseydin, baban size ev alacağına kafe açsaydı. Hem kafeden kazandığın parayla halali bir ev alırdın. Evet. Evet Derya. Ha, bu harika bir fikir. Ya hatta lafı bile var. Bana balık verme, balık ayıklamayı öğret. Ay affedersin hayatım ya böyle birden heyecanlanınca şuurumu kaybettim. Pardon. Sevgili kayınbiraderim. Hadi gel gel seni bekliyoruz burada dünya güzeli. Şeker ya inanır mısın gerçekten ya kesme şeker gibi. Kıtlama alıp yiyeceksin. ne yapacağız peki şimdi? Yani tam da babamı kafe açmak için bana sermaye vermeye ikna etmiştim. Ama tabii yani ev sahibi olmak da güzel bir şey aslında. Yani bu ev yan tarafta kuzuları olmadan muhteşem bir ev aslında aşkım. Ha? Peki o zaman. Ben şimdi gidip babamla konuşurum. Bu kafe açma işinden vazgeçtiğimi söylerim. Seninle de yarın sabah erkenden ev sahibiyle konuşmaya gideriz. Aşkım aşkım bir saniye bekle. Ben senin bu kafe açma işinin en büyük hayalin olduğunu biliyorum.
Bence biz evi falan boş verelim, tamam mı? Sen bu hayalini gerçekleştir. Biz nasıl olsa ileride bir ev sahibi oluruz. Değil mi? Hirkici afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hirkici öyle bir kalsın. Ama sana da bıraktık Erman. Hayır, hayır. Onu demek istemiyorum. Ne yaptığınızı gördünüz mü? Onu demek istiyorum yani. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım enişte. Ses bu taraftan geldi. Aa, koku da bu taraftan geliyor. Lan Arda, yine sen mi yaptın ya? Ya onu demek istemiyorum ki kayınbiraderim. Sevgili canım, bir tanem yar canım. Yani siz pizzadan böyle hepiniz bir pay alınca ne oldu? Ay, ebenin gözü oldu. Bırak da yiyelim şu pizzayı kuzu. Ben şöyle ifade etmek istiyorum. Şimdi diyelim ki ortada, yani masamızın ortasında çok büyük boy bir pizza var. Evet. Kimse elini uzatıp da pizzadan bir pay alamıyordu. Ta ki ne yapana kadar? Sen çeneni kapatıp susana kadar olabilir mi kuzucuğum? Hayır dayıcığım, hayır. Yani ta ki koskoca pizzanın dilimlerini paylaşana kadar. Hep bir ağızdan bak el ele verdiğimizde ne oluyor? Pizzayı paylaşmış oluyoruz. Yani paylaşmak, insanları sevmek, sevgi, kardeşlik, dostluk. Bunlar çok önemli şeyler dayı. Yani hayatta olması gereken şeyler. Unutma dayı. Bugün toprağın üstündeyiz, yarın altında olabiliriz. Yani bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Hayır! Benim de almam lazım anneciğim. Ben onu ifade etmeye çalışıyorum. Hep beraber yiyelim. Paylaşmak çok önemli şey. Afiyet olsun. Para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Abla, salon böyle çok şık olmuş ya. Siz mi değiştirdiniz? Evet Yercan'cığım, el yorganıyla yaptık işte bir şeyler. Sen de hissettin mi enerjiyi? Hissetmez olur muyum ablacığım ya? İçeride de tam mevzudan açılmıştı laf ama biraz kakafoni oldu yani. Tam denk getiremedim. Yani mesela... biz ne dedik? Ne dedik? İçeride ne dedik biz? Dedik ki pizza, yani biz burayı pizza olarak düşünelim evimizi. Hani pay pay ediyoruz ya. Hmm. Nasıl pizzada pay ediliyor o? Ne oluyor ya? Kendimizi... Kumandanın üstüne oturdun dayı herhalde ondan. Özcan kapa oğlum o televizyonu, kapa hemen. Dayıcığım, dayıcığım bulamıyorum ki kumandayı. Bir dakika, kumandayı ver bakayım. Bir dakika, bir dakika. Kapa hemen. Bir dakika, senden bir dakika, senden bir dakika. Aa, abla, canım, abi yok. Siz değil misiniz bunlar ya? Yo. Yo, dayıcığım benzetiyorsun. Hatta lafı bile var. İnsan maymuna benzer. Benim kıymet ve kızı abim kuzu bu sene taç giymeyi hak edenler oldu. Erman, ay Erman, ay ben sana oradan baktığım vakit aynı o Bollywood'lu şey. Çok yakışıklı Burt Reynolds'e benzedin yandan ya. Kızmadın değil mi Erman? Erman, annemle beraber gittik. Erman, vallahi hiçbir şey olmadı. Kızmadın değil mi Erman? Ya şu yağlı elini çeksene elini yavrum. Bir tane ne de kızacakmışım bir sıkı ki. Niye kızayım ki bir sıkı hayatım? Bıngıl bıngılım benim. Bir sıkı nasıl kızabilirim ya? Şimdi ne diyebilirim yani? Ananla, anneciğinle beraber ne güzel almışsınız. Kendinize göre, kafanıza göre gitmişsiniz, gezmişsiniz. Sosyete pazarında kıvıra kıvıra yürümüşsünüz. Yani bunda kızılacak bir şey yok ki. Gayet doğal olan bir şey yapmışsınız yani. Yalnız şöyle durma ki yani, şöyle kambur durmuşsun, ona biraz dikkat et. Ya şu müstesna kayınvalidemin güzelliğine bakar mısın? Allah'ım ya, şu gözlere bak ya. Türkan Şoray yanında, gerçekten sen... Yani ben baktığım zaman Türkan Şoray'ı görüyorum, Berin Hanım yanımda. Gerçekten diyorum, ya da halüsinasyon görüyorum, bilmiyorum yani. Yalnız şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok beğendim yürüyüşünü. Hele özellikle o son böyle kıvırta kıvırta yürüyüşünü gerçekten çok beğendim. Takdire şahan bir şey. Sizler olmasanız ben gerçekten bir hiçim. İnanın duygulanmaya başladım şu anda. Lütfen sarılmak istiyorum ben size. Hadi ne olur, ne olur. Anneciğim yarın dayı gel. Gerçekten iyi ki... İyi ki kalabalık bir aileye sahipsin abiyeciğim, gerçekten yani. Ben bunu söylerken içten söylüyorum. Ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Diyorum ki, bu evi satalım, payını da beraber paylaşalım. Ne dersiniz? Anlıyorum. Aferin.
affedersiniz. Burası ne zaman açılacak acaba? Biz çok yakın bir zamanda kurdaleyi kesmeyi düşünüyoruz. Ama siz bana cep telefonlarınızı verin. Ben ne zaman açılacak, ne zaman açılmayacak o konu hakkında sizi bilgilendireyim. Ha bu arada oturmak ister misiniz? Hatta üstünüzdeki de çıkartabilirsiniz. Ben çıkartayım mı? Zahmet olmasın. Ne haber çocuklar? Hanımlar, tuvalet üst katta. Evet. Yalnız sizin kadar taşralı hatunların neden tuvalete geliyor şu yaşıma geldim hala anlamış değilim. Yani biz sizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Merdiven zaten yürüyor, siz gidebilirsiniz oradan. Lütfen buyurun. Bayanlar işte dayıcığım, amme hizmeti yapıyoruz. Ya Sübocuğum biz de bugün amme yorulduk değil mi? Nasıl gidiyor çocuklar? Nasıl gitsin dayıcığım, sabahtan beri çalışıyoruz. Senden ne haber? Vallahi benden haberler çok kötü. Kötü. Süpocuğum, içeriden küreği getirir misin sana zahmet olmazsa? Ağzının ortasına kürekle çakacağım da. Ben ne yaptım lan şimdi? Sen küreği getir, ben gerekirse sana çizerek anlatacağım. Allah'ın şom ağzısı. Ne yaptın diyor. Kesin şimdi didişmeyi de beni dinleyin. Susun be! Geç. Yersen yengeniz bu sabah İstanbul'da yaşayamayacağını söyleyip beni terk etti. Danimarka'ya geri döndü. Neden böyle bir şey yaptı şimdi dayı durduk yere Yersen yenge ya? Gayet de mutlu görünüyordu oysa ki. Ya dayıcığım, dünya üzerinde İstanbul'dan daha güzel bir şehir var mı ya? Ne bileyim oğlum işte, alışamadı buradaki hayata. Yadırgadı bizim hayat tarzımızı. Sonra ablamla abiye de biraz yüklendiler tabii kızcağıza. Ben yengenizi çok seviyorum çocuklar. Çok. Onsuz yapabileceğimi sanmıyorum. İşte bu nedenle ben de Danimarka'ya kesin dönüş yapıyorum. Nereye gidiyorsun lan? Kürek almaya. Dur ben de geliyorum sana yardımcı olmaya. Dur. Birlikte biz bir kürek bakalım. Bulamaz şimdi o. Baksana sen. Akşam hatırlat bana, kaldığım yerden dövmeye devam edeceğim seni. Nerede kaldığımı biliyorum ama bak. Logo çok güzel olmuş değil mi çocuklar? Ha? Vallahi dayı yıkılıyor. Yani yıkılıyordu. Gerçi dayı bir şey söyleyeceğim sana. Senin bu dönüş kararını kafenin açılışından önce vermiş olman hayırlı oldu biliyor musun? Şimdi kafe açılacaktı, ondan sonra dükkana devret falan. Bayağı bir başına iş açacaktı dayıcığım. En azından yol yakınken her şeyi bozup iade etmiş olmamız daha hayırlı olacak. Bir dakika, bir dakika. Size kafeyi açmaktan vazgeçtiğimizi kim söyledi ya? Ha? Nasıl yani dayı, şimdi sen Danimarka'ya gidince kim işletecek ki kafeyi? Siz işleteceksiniz oğlum. Allah'a mı? Tabii ya. Ben bütün yatırımı yaptım. Artık bundan sonra dükkanı batırıp çıkarması size kalmış. Ben karışmıyorum. Siz de. Dayıcığım. Dayıcığım sana sarılabilir miyim? Ama bak baştan uyarayım. Salya sümük ağlayacağım, gömleğini ıslanacak biraz. Gel bir burada. Ya gel sen sakin ol sen. Arkadan sarılma, gel burada üstü sana. İlla arkama geçeceksin. Tamam dayıcığım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Aslan ya. Tamam, başını taksın sağ ol. Görüyoruz. Gel lan gel. Para ver.